Şirin kenti İşkodra'dayız. Arkamda görmüş olduğunuz İşkodra Belediye Binası. Bütün halkın konsey toplantılarının yapıldığı, belediye kararlarının alındığı tarihi bina İşkodra Belediyesi. İşkodra'yı gezmeye devam ediyoruz. İşkodra gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkamızdaki bina kent konsey binası. Belediye encümen kararlarının aldığı bina. Halkın kendi kararlarını, kendi fikirlerini rahatça ifade edebildikleri yerel belediye binası. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda İşkodra'yı geziyoruz. Arnavutluk'un çok güzel bir şehri. Tabii bir taraftan da sağ olsunlar bizim Recep abilerimiz eşiyle birlikte bu sokaklarda da el ele, gönül gönüle gezmeye devam ediyorlar. Efendim bir el sallayın bakalım. Evet bakın, görüyor musunuz bu mutluluğu? Unutmayın, herkes böyle mutlu olsun. Efendim işte Karacabeyliler böyle boş kaldıkça boş vakti değerlendirirler. Hasan abi çok hoşuma gitti buraları. Bir daha ne zaman getireceksin? Şöyle dön. Bir daha ne zaman getireceğim? Allah izin verirse seneye gene gelelim başka Necati Bey. Abi, inşallah başka yerlere de gidelim. Biz Karacabeyliler Derneği olarak bunu zaten mütemadiyen yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki şeyi daha büyük Avrupa yaparız. Peki Karacabeyliler Derneği haricindeki insanlar da gelmek isterseler? Bizim herkese kapımız açık. Bütün herkese bizim kapımız açık. Onlarla birlikte de gezebiliriz. Parayı veren? Yani hadi öyle demeyelim. Düdüğü çalar da bizim genelde amacımız para kazanmaktan ziyade kültür göstermek, kültür gezileri yapmak. Bugün amacımız budur. Bugün de gideceğimiz yerde oyunlarımız olacak mı? Bugün inşallah buradan Tiran'ı ziyaret edeceğiz. Tiran'dan sonra Ohrid'e, yani Makedonya'ya, Kuzey Makedonya'ya geçeceğiz. Ohrid'de akşam gösterimiz var. Orada gösterimizi yapacağız. Daha sonra da Üsküp üzerinden Bulgaristan ve Türkiye'ye döneceğiz. Hepinize günaydın. Şu anda İşkodra'yı geziyoruz. İşkodra zaten en ünlü gezilecek yerleri. Birincisi.
Şu anda Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldik. Bir akşam başka bir yerde konakladık. Şimdi buraya geldik. Tiran'dan da Tiran'ın şimdi kaleyi, İskender Meydanı'nı gezerek buradan da devam edeceğiz. Buranın tarihçesiyle ilgili sevgili hocamız bir takım bilgiler verecek. Enver Hoca'nın yaptıklarıyla ilgili. Buyurun. An itibariyle Arnavutluk'un başyeri Tiran'dayız. Buranın nüfusu yaklaşık 1 milyon kadar. En önemli görülecek yerleri Petrele Kalesi. Şimdi şu anda gitmekte olduğumuz yer. Ve köprü var burada. Camilerden sadece burada Ethempaşa Camii kalmış. Bir köprüsü var ve büyük bir caddesi var. Gezilecek, görülecek burada başka bir şey yok yani tarihsel olarak. Evet, biz başkanımıza ve Ömer Hoca'ya verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Tiran'ı ufak ufak caddeleriyle, görselleriyle, kaleleriyle, meydanlarıyla, heykelleriyle gezmeye devam ediyoruz. Hocam yine bir şey söyleyeyim. Ulusal müzesi var, bir şey yok derken ulusal müzesinin olduğunu da belirtmeliyim. Ayrıca burada bir de tabakhane köprüsü var. Reje denilen bir yeri var. Anlamını ben de tam olarak bilmiyorum ama görülmesi gereken Reje denilen sanıyorum yine tarihi bir yer var. Efendim bakın Türkis dondurması meşhur herhalde hemen. Efendim gezmeye buraları kafelerle bu cadde olduğu gibi kafeler caddesi herhalde. Efendim bol miktarda insanlar çınar ağaçlarının altında işte Osmanlı'nın simgesi çınarlar. Yine çınar ağaçlarının altında eğlenmeye, vakit geçirmeye devam ediyorlar.
kale içine geziyoruz. Tabii kalenin etrafı duvarlarla örülü ama iç tarafı biraz ticari anlamı dönüştürülmüş burada. Her türlü kafeler, barlar mevcut tabii ki. Evet abi, şu anda Tiran'dayız. Tiran'da böyle bir turistik yere geldik. Geziyoruz, merkezdeyiz. Allah'ın izniyle Kaleca Hatırası diye burada yazıyor. Familia toptan. Herkes toptan demek istiyor herhalde. Kret, familia demek, akraba demek herhalde. Büyük bir ihtimalle. Biz de buralara geldik, geziyoruz. Her şeyden çok memnunuz. Allah nasip ederse buradan da Orit'e doğru devam edeceğiz bir saat içinde. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, şu anda Tiran'ı gezmeye devam ediyoruz. Enver Hoca zamanında efendim burada işte çatışmalarda ölenler, burada şey düşenler var. Bakın karşıda bir tane mesela sarıklı bir imam var. Bak, bir Müslüman kardeşimiz. Burada bunları müzenin girişine resmetmişler. Burası da müzenin giriş kısmı. Evet sevgili izleyicilerimiz, Tiran'ı gezmeye devam ediyoruz. Yağmur bir aralık verdi. Biz de şu anda Tiran'ın en büyük meydanındayız. Yani Büyük İskender heykelinin olduğu meydan. Hemen kameranın arkasında da Osmanlı İmparatorluğu zamanında yapılmış olan Ethem Bey'in camisi var. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda Saraybosna'ya 180 kilometre mesafede tribünyada kaldık, otelde kaldık. Hemen yanımızda bugün burasının pazarı var, köylü pazarı diyebiliriz, köylü üreticilerin pazarı. İşte burada domatesinden tut da biberine, efendim özel ev yapımı sirkesi, yine işte bakın pancarımız, kırmızı pancarımız ve kabaklarımız, her şey doğal yani burada. Gayet güzel, tatları da bir hoş yani, güzel olmuş, gayet güzel. Aynı bizim memleketimizdeki, Türkiye'deki köylü pazarı gibi. Zaten değişik, fazla da bir şey yok. Tabii fazla biz dilini bilmediğimiz için ancak bu kadar sizlere anlatabiliyoruz. Ama şunu bilin, yani köylü pazarında ne varsa, köyde üretilen ne varsa bu pazarda bulabilirsiniz. Ve gayet de normal yani fiyatları. Evet, biz gezimize devam ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda Trebinya'nın Özgürlük Meydanı'ndayız. Burası güzel bir park. Görüyorsunuz, şimdi bu parkı geziyoruz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, efendim Özgürlük Meydanı'ndayız, Tribya'da. Arkadaşımızdan dinliyoruz. Bosna-Sırbistan Savaşı'ndan sonra Bosnalıların özgürlüklerini simgeleyen bir meydan. Ona istinaden yapılmış. Güzel bir açık havan. Efendim buradan nereye gidiyoruz şimdi? Buradan şimdi kale içine gideceğiz. Eski Trebinje şehrini göreceğiz. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet Meydanı olarak geçer. Zaten bulunduğumuz şehir çok küçük bir köy. İşte köy görünümünde bir yerdir. Burası Bosna Hersek Savaşı'ndan sonra göç almıştır. Esas nüfusu 10 bindir. Şimdi 30 bin dolayında. Şirin bir yer, turist çeker. Burası 1574 yılında Osmanlılar buraya gelmişler. Ve Nevritse, Nebisse, tam olarak söyleyemiyorum ismini, nehri üzerine Arslan Ağa isimli bir köprü yapmışlar ve ayrıca burada Türk eserlerinden Paşa Camii diye en ünlü görülecek yerlerdir, gezilecek yerler. Osman Paşa diye ben okudum. Osman Paşa var. Osman Paşa Camii, doğru söylüyorsunuz, ben ismini yanlış söyledim. Evet. Bu cami, bu ender eserlerden bir tanesi, yani Osman döneminden kalan eserlerden birisi. Osmanlılar burada yaklaşık 1800'lü yıllara kadar hüküm sürmüşlerdir. Evet sevgili izleyicilerimiz, şu anda eşler çok memnunlar. Çünkü eşlerine kalbini vermişler. Hatıralık fotoğraf çekiyorlar.
Evet. Biraz sanki böyle nasıl diyeyim sana? Abi. Gönül alıyorsun gibi mi geldi? Hayır hayır. Biz zaten hep öyleyiz. Hep hep bu şekilde yaşıyoruz. Ondan dolayı da yani biz eşlerimize kalplerimiz veriyoruz. Burada Recep bunu... abi de yeni evlilik teklif ettiği için ilk hatıra fotoğrafını evet, kalpte evet. çekiyor. Evet ilk hatıra fotoğrafımız ama oldukça mutluyum. Ve herkesin bu mutluluğu tatmasını temenni ediyorum. Vay Berat Bey ne diyorsunuz bakalım? Ben büyüklerime katılıyorum. Ama bir dakika bakalım bayanlar ne diyor bu arada? Evet ne diyorsunuz? Daha iyi olabilir. Yok her zaman bize saygı ve sevgilerini bekliyoruz. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum daha. Daha yeniyim diyor. Yeni gelin ne diyeceğini bilmiyor. Evet şu anda tribünyadaki kiliseye gidiyoruz. Bakalım bakın. Tabii burada saat 8'e yakın çan çalınıyor. Asme yepne uye muy balu kepre Asme yepne uye muy balu kepre Meset Şimdi nehirdeyiz. Tribünya'daki nehirde. Bakın mesela burada bir tane deniz motoru görüyoruz. Burada insanlar bu nehirin üstünde gezinti yapabiliyorlar. Yanana, yanane, yanana, hadi keçene. Yanana, yanane, yanana, hadi keçene. Cami Trebinye şehrinin içinde kale içinde olan Eskişehir Camisi. 1955 yılında restore edilmiş, Müslüman halkının hizmetine sunulmuş. Yanımızda Kara Mürsel'li bir ablamız var. İsminiz ne? İsminiz ne? Yasemin. Teşekkür ediyoruz. Kameradan biraz çekiniyorlar. Efendim gezmeye devam ediyoruz. Bak Recep abi çekiniyor mu kameradan? Salla bakalım Recep abi. İşte bu kadar. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri liseyi bitirdiği okuldayız. Burası bir müze olmuş artık. Şu anda müzeyi geziyoruz.
Gezer Derneği olarak gezimizin en anlamlı yerlerinden bir yerdeyiz. Ohrid'de kaldık bu akşam. Oradan hareketle Setnam'a, gölün doğduğu yere gittik. Oradan da Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu lisenin olduğu yere, yani Manastır'a geldik. Orayı ziyaret ediyoruz ama çok gururluyuz buraya geldiğimiz için. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da hepsinin gelmesini istiyoruz. Ondan dolayı onurluyuz, gururluyuz. Oraya ziyaret ediyoruz. Bursa Karacabeyliler Derneği olarak. Çok teşekkür ederim. Daha detayları hocamız var. Biz hem ondan dinleyeceğiz. Atatürk'ün anı defteri önündeyiz. Burası Osmanlı İdaresi döneminde Manastır şehrinde askeri lise olarak kullanılmış muhteşem bir yapı. Mustafa Kemal de Selanik'teki ortaokulu, yani o zamanki ismiyle asker ortaokul Rüştü'yü bitirdikten sonra liseyi okumak üzere, askeri liseyi okumak üzere buraya geliyor. 1896 yılında kaydını yapıyor ve buradan daha sonra eğitim üst öğrenimi görmek için, biliyorsunuz, buradan harp okuluna yazılmak için İstanbul'a, yani payitahtın olduğu İstanbul baş yerine geliyor. Buradaki müze için söylenecek tek şey harika. Kalbimizdeki en büyük önderimiz. Onu bir kez daha minnetle anıyoruz. Ruhunda ruhları şad olsun. Önünde saygıyla eğiliyoruz. Hepinize selamlar. Manastır'a geldik. Yanımızda rehberimiz Mustafa abi bizi çok güzel bir yere getirdi. İçeriye girmeden önce içeride neler göreceğiz? Şimdi bu manastır bizim Atatürk'ümüzün işte evladı Fatihan topraklarında, bizim Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri idade dediğimiz o dönemlerde askeri lisede burada okulunu okumuş. Liseye kadar burada okuduktan sonra İşte Osmanlı misaki sınırlar içindeyken Manastır'da, Resna'da okuduğu, işte Makedonya'da, Kocacık köyünde doğduğu ve aynı zamanda burası şu anda müze haline getirildi. Bu müze halinde Türkiye Cumhuriyeti tarafından restore ediliyor, bakımları falan Türkiye Cumhuriyeti'nde TİKA tarafından da müze haline getirildi. Efendim, herkesin gelmesini, görmesini isteriz. Efendim, buradan Üsküp'e doğru yol alıyoruz. Üsküp yaklaşık buraya en az 171 kilometre yolumuz var.